Sen uzanabilirsin istersen. Tamam. İyi olduysa. Hoş kullanıyorum onu. Yine yine bakalım yani. Aşağı mı anlatmayayım? Tümörlü alan, gördüğünüz alan yaklaşık 8-10 santimlik bir bölge. Sağlam doku. Yani bu kısmı koruduk. Bu kısmı koruduk. Humerus proximalinde kötü huylu bir kitlesi vardı. Bunu tedavi etmenin iki yolu var. Bir protez dediğimiz işte yapay yöntemler, işte halk arasında platin denen yöntemler. Burada sıkıntı kişinin tüm omuz eklemini de çıkarmanız gerekiyor. Yan etkileri omuz fonksiyonları daha kısıtlı oluyor. İkinci yol kişinin kendi stoklarını kullanmak. Biyolojik yöntem dediğimiz yöntem. Kişinin bacağındaki fibula denen iki kemikten birinde ince olanından damarlı bir şekilde veya damarsız bir şekilde kemik alıp tümörü çıkarttıktan sonra araya yerleştirmek. Bu da biyolojik yöntem. Bunda omuz hareketleri daha iyi oluyor. Bu hastalar için daha iyi fonksiyonel sonuçlar veriyor. Bunu yapmak için büyük merkezlere ihtiyaç var. Mikro cerrahi yapabilen ekiplere ihtiyaç var. O sebeple bu hastalar genellikle şehir dışında başka yerlerde tedavi oluyor. Son dönemlerde biz de bunu yapmaya başladık ve sonuçlarımız da gayet iyi. Şimdi teknolojinin daha ilerlemesiyle birlikte bacaktan, özellikle bacaktan alıyoruz biz bu kemikleri. Damarlı bir şekilde alıp koldaki damarlara anastomoz yapıp birleştirip kullanabiliyoruz. Daha teknolojik oluyor, daha fonksiyonel oluyor, daha güzel sonuçlar elde edebiliyoruz. Kemiğin kaynadığını düşünürsek, iyileştiğini düşünürsek hemen hemen eski yaşantısına dönecek kadar iyi oluyor sonuçları. Bu ameliyatlar Emre Can'ın da bahsetmiş olduğu gibi zahmetli ve yorucu ameliyatlar. Bir ekip olmak gerekiyor. Yani bir kişinin yapabileceği ameliyatlar değil. Emre Can sağ olsun bizi de ameliyata davet etti. Kendileri koldan, humerus'tan tümör dokusunu çıkarken biz de bacaktan damarlı bir şekilde fibula kemiğine 12 santim kadar aldık. Ve tümör dokusu çıkardıktan sonra almış olduğumuz kemik dokusunu, damarlı kemik dokusunu defektif alana yerleştirdik. Eğitim Araştırma Hastanesi'nden Ali Özdemir arkadaşımız da bize anastomoz safhasında yardımcı oldu. Ameliyat gayet güzel oldu. İnşallah hastamız da fonksiyonel bir şekilde iyileşir ve kol fonksiyonlarını iyi bir şekilde kullanır. Bu ameliyatta en büyük sıkıntılardan bir tanesi oradaki sinirlerin hasar görmesi. Hastamız ameliyatta sonra kontrol ettiğimizde sinirler de gayet iyi çalışıyor. Biz belli bir süre sonra, yaklaşık 1,5-2 ay sonra bu hastamızın eski haline kavuşacağını ve kolunu kullanacağını düşünüyoruz. Çok iyi hissediyorum. Burada olayından, hizmet olayından hocalarımızdan teşekkür ederim. Allah razı olsun. Yani güzel bir şey geçirdim. Bayağı başarılı bir ameliyat oldum.